Cidden hani bir şey açıklamak istiyorum ve söylemek istiyorum. Hani hayatım hiç bu kadar yalnız kalmadı. Hem kamerayla hem bunu tutmak çok zormuş lan, dur bakayım. Şimdi nasıl olacak? Oo fena. Gençler selamlar. Nasılım? Şey gibi ya, korku filmi gibi. Yeni yıl için birkaç not, birkaç söz söylemek istiyorum. O yüzden bu videoyu açtım. Çok böyle komik oluyor. Her prodüksiyonu ben hep aynı zamanda kendimi çekiyorum, komedi bir durum. Güzel şeyler olacağına inanıyorum bu sene. Ondan önce ilk başta hiçbir şey yapmayacaktım, hiçbir planım yoktu falan. Sonra işte spora gidiyordum. Ondan sonra sporda neyse bir iki tane Hintli arkadaşım vardı. Onlarla biraz konuştuk falan, dedik ki bir şey yapalım. Yani şöyle anlatayım, şöyle başlayayım ben hikayeye. Hani hep böyle çok iyiyim, şöyleyim, bilmem ne işte Erasmus, Work and Travel, ilişki, tüm videoları izlediniz. Hani hep diyorsun ki şöyle iyiyim, böyle iyiyim, bilmem ne falan, ama size cidden hani bir şey açıklamak istiyorum ve söylemek istiyorum. Hani hayatım hiç bu kadar yalnız kalmadı. Yani hani tahmin edemezdim ya nasıl bir duygu olduğunu. Hani hep şey düşünüyordum. Yani ya ben her şeyi yalnız yaparım ya. Ya efsaneyim ya, çok iyiyim falan. Ama hayat sizi öyle bir yere sürüklüyor ki, yani görüyorsunuz ki hep daha iyi olabiliyorsun. Ya da işte ne bileyim, bir şeyleri yaşamamışsın ya da bir şeyleri tecrübe etmemişsin ya da bir şeylerde cidden yeteri kadar iyi değilsin ya da daha törpülenmen gerekiyor. Mesela bunu yaşamadan hani ben, bana söyleseniz, deseniz ki işte Amerika'da yalnız kalacağım. Hani Türkiye'deyken ya da işte Erasmus'tayken, Amerika'dayken, Work and Travel'dan bahsediyorum. Hani derdim ki size hani hallederim, sıkıntı yok. Ama bu seviyede hiç yaşamadım ve hani bir şey yapacağım mesela, yani yılbaşı olsun, bir kahve içmek olsun. Hani kimse yok, anladın mı? Hani hiç arkadaşın yok. Güvenebileceğin biri yok. Ya zor bir durum yani, hani beklemiyordum bu kadar olacağını. Kolay değil, hani inişler çıkışlar çok oluyor. Ama her zaman böyle olacak diye bir şey de yok. Ama cidden hani öncelikle şey söylemek istiyorum. Bunu yapan insanları, buraya gelip işte bir şeyler başaran insanları çok tebrik ediyorum. Biriyle gelir gelmez cidden çok zor. Hani bunu daha yakından tecrübe etme imkanım oldu. Onun için de çok şanslıyım. Ama güzel şeyler olacağından hiçbir şüphem yok. Ama onun dışında da cidden hani hiç bu kadar yalnız kalmayı, hiç böyle bir hayat tecrübe etmedim. Yani sonuçta baktığınızda düzenli bir iş yok, hep part time. Düzenli bir okul yok, part time. 3 ay 4 ay burada olunca da bir yere çıksan da sonuçta bir çevre yapamıyorsun yani. Ve ben de hani şöyle hadi takılalım hadi falan, böyle herkese atlayan bir insan olmadığım için sevmiyorum. Hani böyle kaliteli sağlam ilişkiler yapmayı seviyorum. Arkadaşlık ya da işte ilişki, neyse. O yüzden şu an için hani 2-3 ayda da hani her şey part time olduğu için, öyle bir sağlam ilişkiler kuramadığım için ne yazık ki hani yalnız kalıyorsun. Bir şeyleri yalnız yapman gerekiyor. Birine ihtiyacın olduğu zaman, dertleşmek istediğin zaman dertleşemiyorsun. Öyle biri olmuyor çünkü. Ya bunlar tabii sen eğer aynı zamanda sosyal biriysen büyük problemler haline geliyor. Yani bu durumda kendi yapmak istediğiniz şeylere odaklanıp hani bir şeylerin zamanla olacağına inanırsanız, ki ben öyle yapıyorum, ama yine inişler çıkışlar çok oluyor. Yani bugün özellikle hani hani en azından çok mutluyum ki yani aynı zamanda ailemi arayabiliyorum, ailemle konuşabiliyorum, her zaman yanımdalar teknoloji sayesinde. O da çok güzel bir şey. O da olmasaydı hani çok çok kötü bir şey zaten. Ve aynı zamanda buraya gelmişim. Hani yine dediğim gibi ilişki hakkında çok konuşmadım. Belki ileriki videolarda hani Saray'la birlikte geleceğiz diyorduk. Planlar yapıldı bilmem ne ve gelmedi. Onun aynı zamanda eksisi çok oldu bana. İşte ev ona göre tutuldu. Hani para olarak demiyorum, bakın yanlış anlamayın. Yanlış anlamayın, mental olarak söylüyorum. Hani şey oldum yani, hani şimdi yani hani ne olacak? Hani Saray gelecekti, hani hayat kuracaktık, anladınız mı? Onun işte biraz böyle problemlerini yaşadım. Onu işte kendim kafamda düzeltmeye çalıştım. Böyle böyle diyerek zaman geçiyor, ama aynı zamanda işte kendi sürekli yapmam gerek. İşte Instagram, YouTube, okul, iş, onlara odaklanmaya çalışıyorum. Çevre yapma, işte kafayı toparlamaya falan çalışıyorum onlarla. Ama yine tabii ki gelip gidiyor. Bazen çok yalnız kalıyorsun ve diyorsun ki yani hani abi çok yani çok yani hani nasıl anlatabilirim ki, hani böyle şey değil yani, hani yalnızsın ama etrafında yine birkaç o değil, komple yalnızsın ya. Yani inanamayacağınız şekilde. Ve hani hep ben şey diyordum, hani her şeye göğüs gererim abi bilmem ne falan. Hani zorlamamışım yani, bunu beklemiyordum yani. Hani yine şey değil, ha ben eve dönüyorum değil, tabii ki de. Tabii ki de sonuna kadar gideceğim. Tabii ki her zaman daha iyi gidiyoruz. Yoksa bu kanalda olmazdım, bu videoyu yapmazdım zaten. Ya da bu kanalı açmazdım. Ama şunu söylemek istiyorum size, sadece bu videoda en çok söylemek istediğim şey, her zaman bir adım ötesi var. Hiçbir zaman, her zaman mütevazi olmak çok önemli. Hep bir adım, bir adım, bir adım daha. Hiçbir zaman tamam ben mükemmelim, tamam şöyleyim. Özgüveniniz olsun ama tavan yapmasın.
burada şu ana kadar bu 3 ayda 2022 biterken en öğrendiğim en önemli şey bu. Mütevazi olun. Özgüveniniz tam yapmasın. Her zaman daha iyisi var. Her zaman kendinizi geliştirebilirsiniz. Şu an yaşadığım şey yani hiç bu kadar yalnız kalacağımı düşünemedim ama bir şekilde ayakta durmaya çalışıyorum. Bir şekilde devam ediyorum. Bir şekilde o yataktan kalkıyorum ve yine yapmam gereken şeyleri yapıyorum. O videoyu çekiyorum nasıl olursa olsun. O antrenmanı yapıyorum nasıl olursa olsun. O işe gidiyorum nasıl olursa olsun. Mütevazi olun ve aynen devam edin. O şekilde kimse durduramaz sizi bunu yaparsanız. Ne olursa olsun hayatta daha da güçlenirsiniz. Bir saat boş yere vakit harcadık ve şu an boş yere sıradayız. You go to the club all the time? Like, this is my first time. Nah, I mean like, what up, long, there it is, you feel me, what up? I was asking because I was just wondering where Verona is. This is a huge line, man. This is f***ed up. What is the line for? This is Tangra. Oh, Tangra? Alright, never mind.